Ton TV ekranlarından çarşamba geceleri canlı olarak yayınlanan güncel programının özel konuğu Çanakkale Valisi Hamza Erkal oldu. Vali Hamza Erkal güncel özel programında Çanakkaleli gazeteciler Güngör Yıldız, Kadir Kenar ve İlker Yurdaş'ın sorularını yanıtladı. Vali Erkal 15 Temmuz gecesi Çanakkale'de yaşananları şu cümleler ile anlattı. O akşam evdeydim ve uzanmış kitap okuyordum. Yanımda da kimse yoktu, işin ilginci. Çocuklar bir başka odada, onlar bilgisayar oynuyorlardı. Eşim İstanbul'daydı. İlk arayan eşim oldu. Dedi ki, televizyona bakıyor musun? Ben de ne var televizyonda dedim. Ve böyle bir şey, yani köprünün kapandığını, askerlerin orada bir şeyler olduğunu falan söyledi ama o da tam anlayamadığından izah edemiyor. Ben hemen baktım. İlk söylediğim şu oldu. Ya bir bomba ihbarı olmuştur. Onun için köprüyü kapatmışlardır. Darbe mi olur dedik. Hakikaten öyle ve orada tabii tankları görünce biraz şaşırdım. Yani çünkü köprü kapanacak olsa jandarma kapatır. Jandarmanın da tankı yoktur. Ancak bir de köprünün bir tarafı işliyor, bir tarafı kapalı. O da garipti. Hanım darbe diyorlar dedi. Ne darbesi dedim ya. Darbe mi olur bu devirde? Aynen böyle. Sadece işte kumandayla diğer televizyonlara bakınca anladım ki iş ciddi. Hakikaten bir sıkıntı var. Ve bir kalkışma olduğundan bir televizyonda bahsediyordu. İşte o zaman hemen fırladım. Üzerimi giydim ve hemen çıkmaya yeltendim. Bu arada büyük oğlum hemen kapının orada. O da fark etmiş durumu, televizyondan takip etmiş. Baba nereye dedi? Vilayete gidiyorum dedim. Sen kardeşinle kal diye. O da ısrar etti artık gelmek için ama sen kal buraya, ben gidiyorum. Ve ben hemen geldim buraya. Yoldayken de arkadaşların hepsini arayıp vilayeti açmalarını, il emniyet müdürünü aradım. Bütün özel harekatı da toplamasını, bütün emniyetini, herkesi izin mizin hiçbir şey bırakma, hepsi oraya gelsin dedim. Ve buraya geldim. İlk geldiğimde Gestaş'ın tepesindeki ofise çıkmak istedim. Yani saat sanırım daha 10.30 olmamıştı. Yani o civarda olabilir, bilmiyorum. Ama belki kameralarda bakılırsa tam belli olur. Sonra orada televizyon olmadığını görünce yukarıda geri indim. Hemen buraya geldik vilayete. Takip etmeye başladım ama bütün tabii emirlerimi verdim. Tek tek kaymakamların hepsini ben kendim cep telefonundan aradım. Talimatımı da verdim. Kesinlikle hiçbir darbeye geçit verilmeyecek. Bu tür kalkışmaya müsaade edilmeyecek. Ve hatta yani çok arkadaşların şaşırdığı vur emri verdim. Yani eğer sözünüzü dinlemezlerse, özellikle polisin dur emrini dinlemezlerse veya işte silahlı bir şekilde piyasaya çıkmaya kalkarlarsa gereğini yapın. Bütün hepsini tek tek ben aradım. İlçede asker polis karakollarını işgal etmiş. Bizde sanırım yok. Yok. Zaten onlardan önce biz tertibatı almaya başlamıştık. Tabii Erkal, FETÖ soruşturma kapsamında açılan ve tutuklanan memurlar ile ilgili son bilgileri de verdi. Şunu bilsin vatandaşımız. Yani her gelen bilgi araştırılır. Ama bilgi getireni de araştırırız. Yani neden getirdiğini, birilerinin önünü kesmek, kıskançlık mı veya işte husumet mi, onu da araştırıyoruz. İnsanlara sırf işte bu süreç dolayısıyla zarar vereyim diye düşünecek olanlar vardır. Ama biz bu oyunlara hiçbir zirne alet olmayacağız. İnsanlarımıza adalet çerçevesinde, hak hukuk çerçevesinde davranacağız. Ve herkesin hakkı hukuku korunacak çünkü bu büyük bir vebaldir. Bir insanı FETÖ'cüdür diye damgalamak, daha sonra temizlense bile bu süreçte hakikaten çok zor bir anlar yaşayabilir. O yüzden de hiç kimseye bu durumu yaşatmak istemeyiz. Bunu herkesin bilmesini istiyorum. Rakamlara gelince şuradan, evet, toplam aslında 798 kişi almışız bugün itibariyle. Bunlardan 380'i görevden uzaklaştırılan memurlar, firari durumda olan, yani şüpheli ama
yakalayamadığımız, firar etmiş şahıs sayısı 52. Gözaltı kararı uygulanan, şu an hala gözaltında olanlar 39 kişi. Tutuklanan mahkemece, mahkemeye çıkarılıp yeterli deliller tespit edilenler ve tutuklananların sayısı 151. Serbest kalan, mahkemece yeterli delili tespit edilemeyenler veya ilintisi, bağlantısı tespit edilemeyenlerle ilgili 50 kişi serbest bırakılmış. Adli kontrol kararı verilen, yani bir şüphe var ama kaçma şüphesi de olmayan, işte tutuksuz da yargılanabilecek olanlarla ilgili adli kontrol kararı verilen 81 kişi, direkt kamu görevinden uzaklaştırılan 12 kişi. Bunların çoğu biliyorsunuz askeriyeden. Onlar zaten darbeyle ve bu örgütle ilintisi direkt tespit edilenler. Tespit edilenler. Evet. Mali Erkal Terzioğlu Vakfı ile ilgili soruları da yanıtladı. Erkal Terzioğlu Vakfı'nın bir aralar öğrencilere burs veremeyecek konuma geldiğini ifade etti. Ve bu iki kurumun da sahibi bu Çanakkale halkı. O yüzden de oraya bizim tabir caizse göz bebeği gibi bakmamız lazım ve onlar üzerinde oluşmuş olan olumsuz algıyı veya şaibeyi ortadan kaldırmamız gerekiyordu. O yüzden her ikisiyle ilgili ben hemen tabir caizse neşteri alıp hemen neşteri vurdum. Ve öncelikle müfettiş çağırdım Terzioğlu Vakfı ile ilgili. Yönetim kurulu üyelikleri bitirdim. Bitenleri de geri atamadım. İki vali, tabii karar alabilmek için iki vali yardımcısı arkadaşımızı görevlendirdim. Ve yurtla ilgili özellikle inceleme yaptırdım. Biliyorsunuz 46 milyona tamamlanmış. Yani aslında muazzam bir rakam. Ben hiç kimseyi töhmet altında bırakmak istemem. Ama kamuoyunda bu algı varken o vakfa neşter atmamak büyük bir yanlışlık olurdu. Ben gelecek rapor, henüz daha rapor tamamlanmış değil. Bir de şirket kurulmuş. Onun üzerinden yurt yapılmış. Ve bu yurdu bizim işletmemiz mümkün değil. Yani devletin hakikaten iyi bir işletmeci olmadığını hepimiz biliyoruz. Devasa bir yurt yapılmış. Bu yurt çok lüks yapılmış. Çok da güzel fakat oldu. Biz bunu işletsek yine zarardan kurtulamayız diye düşünüyorum. O yüzden de ben onu biliyorsunuz KYK'ya verdim. En yüksek ücretle kiraladık. Ve oradan gelecek olan gelirle o 46 milyonu ödeyeceğiz. Tabii borçları vardı. Bu borçları kapatmak için başından beri herkes arsa satılması gerekiyor, arsa satılması gerekiyor diye söylüyordu. Ama benim de hiç arsa satmaya niyetim yoktu ve oraya da asla elim gitmez çünkü arsalar değerleniyor. Ve çok değerli yerdeler. O yüzden de elimizdeki mevcut daireleri satalım dedim. Çünkü dairelerin kiraları belli. Bunlar çok prim de yapmıyor. Daireleri satıp borçları kapatalım. Ondan sonraki süreçte de bu arsalarla ilgili tekrar bütün ilgili kurumlar, yani odalardan olsun, emlakçılardan olsun veya değerleme kuruluşlarından fiyat tespitleri yapalım dedim ve yaptırdık. Biz bütün arsalarımızın fiyat tespitlerini yaptık. Tabii buraya bir şeyler yapıldığında değeri ne olacak, şu anki ham halinin değeri ne olacak, hepsini ayrı ayrı yaptırdık. Ve rapor geldiği zaman, yani teftiş raporu geldiği zaman o rapor doğrultusunda tekrar bize öngörülen yükümlülükler neyse onları yapacağız ve bu Terzioğlu Vakfı'nı temiz bir sayfayla tekrar halkın vakfı haline getireceğiz. Orada bir incelik vardı. Bu vakıf biliyorsunuz kuruluş amacı öğrencilere, yani Çanakkale'li öğrencilere burs veremez hale gelmişti. Kesmek istemişlerdi. Ben asla ona müsaade etmedim. Çünkü vakfın amacını gerçekleştiremediğiniz zaman bir anlamı olmazdı. Bursu kesmiyoruz, borçları bekletiyoruz ve onları daire satarak kapattık. Yurdu da kiraladık ve burslarımıza devam ettik. Geçen yıl yeni burs verilmemişti. Bu sene verilecek mi yeni burs? Geçen yıl da verildi. yeni burs açılmadı geçen yıl. Hayır, çok şöyle, eski burslar devam etti. Kesilmesi gereken yurtlar vardı, burslar vardı. Onları kestirmedim bir de %30 gibi yine verdik biz.
%100 tabii. Evet. Yani o kadar fazla vermedi. Bu, ama bu yıl tekrar burs vermeye hem de üst seviyede vermeye devam edecek.